Şu anda TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Öncelikle onur verdiniz. Bu güzel açılışta, bu güzel Ceylan inşaatta yıllardır tanıyorsunuz. Başarılarını takip ediyorsunuz. Tabii. Bugün önemiyle ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Tabii Türkiye'de yaklaşık 175 üniversite var. Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler, devlet üniversiteleri vesaire. Ve 5,5 milyon civarında da öğrenci var. Bunların yarısı da kız öğrenci. Ve bunların %85'i de kendi şehirlerinin dışında okuyorlar. Doğru. Ve çok sıkıntılarla, problemlerle boğuşup varoluş sevdasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada onlara göz kulak olacak insanlara ihtiyaç olduğu gibi aynı zamanda böyle mekanlara da ihtiyaç var. Onun için bu para kazanma arzularının dışında bir hizmet amaçlı aynı zamanda hem de ticari düşünülebilecek bir çalışmaydı. Onun için böyle devletin, ülkenin parmak bastığı önemli bir konuya değindikleri için ve bu sektörde bir çalışma yaptıkları için arkadaşlarımı kutluyorum. Tabii burada yapılan yatırımı parasal olarak düşünecek olursak, buraya yapılan emeği, buraya yapılan yatırımı değiştirsek belki çok şeyler başka yerlerde kazanabilirler. Ama bu her şey demek değildir. Ülkenin bir ihtiyacına cevap verecek çalışmayı yapmak lazım. Bu noktada bu işletmeleri ayağa kaldırmak, bunları faal duruma geçirmek büyük bir yürek ve büyük bir fedakarlık istiyor. Ondan dolayı arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Ve ümit ediyorum bu 350 kişilik yurt buralara, bu bölgeye küçük de olsa bir ekonomik katkı sağlayacak. İyi yetişmiş insanlar ülkemize katkı sağlayacak. Buralardan mezun olan gençler milletimize, memleketimize hizmet edecek. O açıdan ben bu duyarlılığı gösterdikleri için tebrik etmek istiyorum. Daha büyütsünler, bu işlerden lezzet alsınlar, kar yapsınlar, mutlu olsunlar. Mutlu olduktan sonra bu işleri büyütsünler, inşallah, bir zincirler inşallah olursun. İnşallah. Bu kritik dönemde hizmetlere devam edelim. Şimdi başkanım, Ozan Bey'e soralım. Ozan Ceylan, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi tabii böyle bir ticari yatırımda başka ticaretler, fabrikalar açılabilir. Siz destek veriyorsunuz TÜMSİAD olarak ama şu anda böyle bir şey esasında riskli dışarıdan bakıldığı zaman. Çünkü böyle bir lokasyonda böyle bir yer açmak kolay değil. Hem konfor hem hizmet, en önemlisi hizmet. Ozan Bey, siz başkanımdan büyük destekler aldınız. Her zaman siz de üyesiniz herhalde. Siz neler söyleyeceksiniz? TÜMSİAD Başkanımıza, Doktor Hasan Sert Bey'e çok teşekkür ediyoruz teşriflerinden dolayı. Başkanımın da değindiği gibi eğitim sektöründe Ceylan İnşaatı olarak inşallah bir ilkle beraber başladık ve devamı da geleceğini düşünüyoruz. Burada 350 kişilik kapasiteli kız öğrenci yurdumuzda bu dönem bu faaliyete başlayacağız. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii şu anda inşaat projeleri çok iyi bir şekilde devam ediyor. Fikirtepe olsun, başka projeler olsun. Burada böyle bir hayırlı bir işe aynı zamanda sadece ticari değil. Yapmanızın ana nedeni neydi Ozan Bey? Ya biz eğitim sektöründe de olmak istedik. Dediğiniz gibi yani 1995 yılından beri inşaat sektöründeyiz. Fikirtepe'de de kentsel dönüşüm projelerimiz var. Onlar da devam ediyor. İnşallah bu yıl eğitim sektöründe de şirketimizi faaliyete geçirdik. Bundan sonraki de yatırımlarımız bu şekilde devam edebilir. Şimdi Hasan Bey gibi bakıyoruz. Gelen konuklarımız hakikaten sevenleriniz, size destek olanlarınız. Bu destek tabii ticari demek istemiyorum. Burada manevi destekleri de gayet görüyoruz burada, öyle değil mi Hasan Başkanım? Burada önemli bir konu. Tabii. Herkesin sevgi, saygısı. Türkiye'nin başka bir sermayesi yok. Entelektüel ve iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Zaten bugüne de bu insanlar getirdiler Türkiye'yi. İnsana yatırım geçmiş diyebilir miyiz başkanım? Dolayısıyla biz bu kaynağımızı iyi kullanmak zorundayız, rantabil kullanmak zorundayız ve verimli kullanmak zorundayız. Bizim diğer ülkeler gibi yeraltı kaynaklarımız, petrolümüz, doğalgazımız, Avrupa'daki gibi üstün teknolojilerimiz yok. İyi yetişmiş bir avuç insanla bu ülkeyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan da o iyi yetişmiş insanlar çıkacak İnşallah. Ve memlekete hizmet edecek. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnşallah. Biliyorsunuz bu sözü. İnşallah. İnşallah bu konuda daha da farklı farklı yerlere, daha da güzel yerlerde Ceylan Kız Öğrenci Yurdu bütün Türkiye'de yayılır inşallah diyoruz. Ümit ediyoruz tabii. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.